Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları sabah adli tıp kurumuna koştu. Mikrofon uzatılan herkes ayrı bir hikaye paylaştı hayatını kaybedenler hakkında. İşte onlardan biri de 36 yaşındaki Yusuf Haznedaroğlu'ydu. Yer hizmetlerinde çalışan Haznedaroğlu'nun 10 gün sonra düğünü vardı. Mesai bitimi evine gitmek için çıkarken patlama oldu. Aynen öyle. Mesaiye kalsalar çıkmayacaktı o çocuklar oraya. 10 gün sonra düğünü var. 10 gün sonra evlenecek miydi? Ne yazık ki. Ne yazık ki. Sağ olun, Allah razı olsun. Şimdi bayram üzere hakikaten insanın yüreği yanar ya, hakikaten yüreğimiz yanıyor. Hepimizin başı sağ olsun. Yani şu şehirde hepimizin başına gelebilecek bir şey. Siz görev yaparken, işte biz dışarıdayken, insanlar bir yere ulaşırken herkesin karşılaşacağı bir şey. Biz de 36 yaşında bir gencecik bir canımızı kaybettik. Hain saldırıda hayatını kaybeden taksici Mustafa Bıyıklı'nın kızı Öznur Buzakçı da adli tıp kurumu önünde babasının cenazesini bekleyenler arasındaydı. Baktım haber yok, açmıyor telefonu. Direkt ben zaten Bakırköy Devlet Hastanesi'ne gittik. Bütün hastaneleri araştırdık. Hiçbir şekilde bir haber alamadık. En son umudumuz burasıydı. Buraya geldik, sabaha kadar bekledim. Geldiğinizde bilmiyordunuz yani burada olduğunuzu? Burada olduğunu bilmiyordum da tahmin etmek istemiyorum. Yani burada olmasını istemiyordum. Ama burada oldu, burada çıktı. Bir başka yer hizmetleri çalışanı Abdülhekim Buğda da Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybetti. Doğu Türkistan uyruklu Buda'nın patlamadan sonra Facebook hesabından güvendeyiz şeklinde bildirimde bulunduğu ortaya çıktı. Haber almak için Face'e baktım. Face'te güvendeyiz diye bir mesaj atmış. Ondan sonra da arama ihtiyacı duymadık. Sonra sabah bir haber aldık ki hastanede ağır diye. Sonra gittik Bakırköy Devlet Hastanesi'ne. Şehit olduğunu, vefat ettiğini duyduk. Ordulu Göksel Kurnaz yurt dışından dönen patronunu almak üzere havalimanına gitmişti. Dış hatlar terminalinin yolcu karşılama bölümünde beklediği sırada o patlama meydana geldi. Saldırıda hayatını kaybeden Kurnaz'ın Filiz Kurnaz'la 2 yıllık evli olduğu öğrenildi. Kaçırın, kaçırın dediler! Yeter bunların ölçülümü, kaçırın! Yeter! Yeter! Kaçırımı, kaçırımı yeter bu! Tercüman olan Ertan Ansa evli ve bir çocuk babasıydı. Gezdirdiği turistleri limana getirdiğinde patlamada can verdi. Eşi ise 6 aylık hamileydi. Masanın başında otursun. Fareler der. TRT 1 nerede? Kapat işte kanalı. TRT 1'i yok. Oğlum kanalı çok. Bilgisayar mühendisi Gülşen Bahadır'sa en son savaşın hiçbir getirisi olmadığına inanıyorum. Savaşta kazanan yok. Sadece kaybedilenler var demişti son mesajında. Bir otelde çalışan ve tercümanlık yapan Murat Güllüce de turistleri havalimanına getiriyordu. Son vazifesini yaparken o da bu menfur saldırıda şehit oldu. Almanya, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen terör saldırısı sonrasında Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını yeniden güncelledi. Almanya Dışişleri Bakanlığı sayfasında Türkiye'ye gidecek Alman vatandaşlarına yönelik yer alan uyarıda 28 Haziran 2016 günü Uluslararası Atatürk Havalimanı'nda terör saldırısı meydana geldi. Havalimanı 29 Haziran sabah saatlerinden itibaren yeniden uçuş trafiğine açıldı. Ancak gün içerisinde önemli gecikmeler ya da bazı uçuş iptalleri olabilir. İstanbul'a seyahat edecek olanlara seyahat acentaları ve havayolu şirketleriyle irtibata geçmeleri ve basında çıkan haberleri takip etmeleri tavsiye edilir denildi. Seyahat uyarısında daha önce yapılan uyarılar sürdürülürken İstanbul, Ankara gibi büyük kentlerde dikkatli olunması, kalabalık yerlerden uzak durulması önerisi korundu. Ülkedeki politik gerilim nedeniyle terörist saldırıların olabileceği, Türkiye'nin Güneydoğu kentlerine gidilmemesi tavsiyesi de seyahat uyarısındaki yerini korudu.